Hocam, şimdi benim çok sevdiğim bir konuya geldik. Tamam. Hazırmışım, oturuşumu da değiştirdim hemen. Kesin kesin kadın erkek konusuyla ilgili bir şeydir. Evet. Bak biliyorum ben tanıyorum artık Hazal'ı. Hocam yine toplumsal klişeler var işin içinde. Toplumsal bir kalıplar var. Ve bu toplumsal kalıpların bireye ve bireyin psikolojik da sağlığına ciddi etkileri var bu soruda. Önce komik tarafıyla alıyorum sorunun geliş biçimiyle, sonra öze çevireceğim. Bir yerden erkeklerin ağladığı zaman çok üzüldükleri için bunun ölüme yol açtığını okumuştum. Bu yüzden erkekler ağlamaz dendiğini öğrendim demiş bir. Kaynak ne? Belki haklıdır. Ben de ağlamayayım bundan sonra. Ben bilmiyorum böyle bir şey ama. Hocam milyarlarca ağladı ve neyse. Ve sormuş, kadınlar acıya daha dirençli olabildikleri için mi daha çok ağlarlar diye. Bununla alakalı değil. Önce siz lütfen bunu bir fizyolojik olarak bir açıklayın. Sonra izninizle ben bir de toplumsal ve Evet, psikolojik sana boyutunda bir atacağım. ek yapmak isterim. Çünkü daha evvel bir soruyorumda da hatta birkaç soruyorumda da ağlamak gibi, gülmek gibi sosyal işaretleşmeye yarayan bu davranışların kökenlerini konuşmuştuk. Hatta yakında bir ağlamakla ilgili bir konu anlattığımı hatırlıyorum. Fakat erkekler ağlamaz meselesi tam olarak işte bu biyolojik evriminden sonra çılgın bir kültürel evrim sürecine girmiş insanın son 10 bin yılda ürettiği herzelerden bir yenisi. Şimdi ağlama refleksi ya da ağlama güdüsü ihtiyacı erkek ve kadın ayırt etmeden hepimizde mevcut ama geliştirdiğimiz kültür ya da içinde şu anda yaşamakta olduğumuz yani dünyadaki kültürlerin bir kısmında erkek fiziksel güç ve sağlamlık timsali olarak bir şekilde konumlandırmak, kadın ise böyle zayıflık, anaçlık, hede hede, piti piti şeklinde resmedilmeye çalışılıyor ve bunun içerisinde de daha doğduğumuz andan itibaren üzerimize boca edilen bazı kültürel kodlar var. Bunlardan bir tanesi de ağlamanın, bu arada kadın için de erkek için de zayıflık timsali olduğu, ağlamanın zayıflık demek olduğu gibi bir algı var. Şimdi bu algıda cinsiyetlere yüklediğimiz kültürel, tekrar söylüyorum kültürel, biyolojik hiçbir arka planı olmayan kültürel kodlar nedeniyle kuvvetli olması gereken ya da öyle görülmek istenen erkek için ağlamak zayıflık ve negatif bir unsur. Zayıf diye kodlanan kadın için ise ağlamak ona yakışan bir şey olarak kodlanıyor. Pekiştireç olucu. Mesela kadın gibi ağlamak. Ki bu kadar kibar da söylenmiyor ama mesela kadın gibi ağlamak dediğimiz laf aslında ağlamak gibi zayıflık zannedilen bir şeyin zayıf olduğu addedilen bir cinse yamanmasıyla alakalı. Dolayısıyla erkeklerin ağlamayacağı meselesinin hiçbir biyoloji karşılığı yok. Kimse ağlayınca ölmüyor arkadaşlar. Hatta ağlamanın çok rahatlatıcı bir tarafı var. Hem de Özellikle tatlı. gözyaşının bileşimi itibariyle, yani fiziksel bileşimi itibariyle gerçekten bizi zihnen de rahatlatan bir özelliği var. Bununla ilişkin çok fazla çalışma var. Ve işte daha önce konuştuk sevinçten ağlama, üzüntüden ağlama vesaire. Yeşim sormuştu onu zannediyorum. Yok Yeşim değil, başka arkadaşım sormuştu. Farklı durumlarda da gözümüzden su çıkarak reaksiyon vermemiz ve bunu sadece insanda da değil başka birçok primatta, memelide de görüyor olmamız meselenin hiçbir zayıflıkla falan alakası olmadığını gösteriyor. Ama bu örnek bence sosyal ezberlerin, kültürel kodların özümüze, biyolojimize, aslımıza, hakikatimize, fıtratımıza, yaratılışımıza neyse ne kadar ters olabileceğini de çok güzel gösteren örneklerden bir tanesi. Öykürerek ağlayın sevgili erkek arkadaşlar. Çok iyi gelir. Gözü yaşarmayan insandan korkmak gerekir. Bunu ilave ederek Hazal'ın en son gazete yazısı bununla ilgili biliyorum. Evet. Hazal Borca sen hangi gazetede yazıyordun bir daha duyurur musun? Hocam gazete pencerede yazıyorum Gazete ben. Pencere'de yazıyor. Çok pis yazıyor yalnız. Kalemi çok acayip. Gerçekten iyi kalemim var. Bak ben yazıdan anlarım. Bazen kullandığın kelimeleri anlamıyorum. Ama güzel yazıyorsun. Hazal'ım bu arada beni eski kelime kullanmayı sevdiğimi bilirsiniz. Yani alışıktır beni takip eden arkadaşlar. Hazal benden beter. Hazal'ın bazen yazılarını okurken vallahi sözlüğe bakıyorum. Google'a bakıyorum neydi bu diye. Orada yazdığı son yazıda galiba buna benzer bir konu vardı. Senin Evet. katkılarını bekliyoruz Hazalcığım. Hocam şöyle tam üstüne denk geldi bu soru. Ben ağlamak bir güç göstergesi olduğunu savunan taraftayım. Ağlayabilen insan duygularını açık edebilen insandır. Duygularını açık edebilen insan duygularıyla yüzleşebilen insandır. Ve duygularıyla yüzleşmek çok ağırdır. İnsanlar duygularıyla yüzleşebiliyorlarsa bunu kaldırabilecek güçleri vardır.
o zaman bu insanlar zayıf değillerdir. O klişelerin tamamen dışında olandır. Düşünsenize siz ağlayarak aslında bir cesaret timsali oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu duyguyu alıyorum, ben bu duyguyu almayı bıraktım, size gösteriyorum. Ve bir anda belki mitolojik olarak da düşünebiliriz, bir kahramana dönüşebilirsiniz ağladığınız için. Çünkü bugüne kadar ağlayamayan herkese bir göstergesiniz siz. Ağlıyorum ve güçlüyüm. Bu şekilde düşünmek ağlamanın bakış açısını değiştiriyor. Ağlamanın, ben yazarken şunu da belirttim. Realist tarafı baskın olanlar için ağlamanın fizyolojik rahatlaması kanıtlı. Kanıtları mevcut. Strese daha iyi başa çıkabildiğini, anksiyetik süreci tamamlayabildiğini, bunların hepsini ağlamakla rahatlatabildiğini görebiliyoruz insanın. Fakat kültür nasıl yaptı, ne etti de ağlamayı erkeklerin elinden aldı? Yani bir noktada öfkelenmiyor musunuz? O kadar bir fizyolojinize iyi gelecek bir eylem var ve deniyor ki size ağlayamazsın çünkü sen erkeksin. Erkekler ağlamaz. İşte o zaman kültür Hazalcığım, her şeyi sen güce, paraya, mala, sınırı korumaya, nesnene sebep bağlarsan neticede böyle saçma sapan çıktılara çıkarsın. Aynen, bu noktada da belki şunu bir görmek lazım. Biraz daha düşünürken fark ettiğim bir imaj da var. Güçlü kadın imajında da ağlamak yasak. Bu da nereden geliyor? Şimdi şöyle, tarihe azıcık baktığımızda savaşlar var, ölümler var, erkeklerin işte koşturmacası var. Düşünsenize, en yakın arkadaşınız, belki kardeşiniz o savaşta öldü. Ağlarsanız savaş devam edemez. Ağlarsanız tarla sürülemez. Ağlarsanız hayat devam edemez ve mekanik olan her şey son bulur. O zaman iş dünyası da özellikle sanayi devriminden sonra ne yaptı? Çok güzel bir noktaya geldi. Dedi ki bu işlerin sürmesi lazım. O zaman erkeklerin duygu iniş çıkışlarını bir durduralım. Çünkü iş dünyası zır zır etmeyin başımızda falan. Zır zır etmeyin, işinize bakın. Evet. Hocam aslında şey, bu noktada iş dünyasının erkeklere ait olması belki en büyük etkendi. Yani bu kültürel kod burada iyice pekişti. Çünkü kadınlar fabrikalarda o kadar aktif değiller. Fabrikalardaki mekanik ihtiyaç onun için kadınları daha zayıf konumunda tutmasına yardımcı oldu. Erkekler mekanikleşmeliydi, duygusuzlaşmalıydı. Ve onun için çok güzel bir imaj geldi. Erkekler ağlamayan imajı pekişti, vardı zaten. Sonra şeyi idrak eder konuma geldik. İş dünyasına giren kadınlar. Onları hocam şöyle bir filmleri gözümüzün önüne getirdiğimizde işte evlenmemiş, çocuk sahibi olmamış, işte birisi vefat etmiş, o olmuş, onlar yaşanmış ama hala o gün toplantıda gözyaşı akıtmayan bir kadın modeli görüyoruz. Baştan aşağı testosteron. Tamamen. Ya çok net özetlediniz. Ama bu sorun bu. Testosteronu da kıydalamak. Bir daha şeyi tabii hani siz hatırlamazsınız. Bir ara Margaret Thatcher vardı İngiltere'nin başında ve bizde de Tansu Çiller vardı. Bunlar demir yumruklu kadınlar. İşte erkek gibi kadın falan. İşte böyle testisli kadın falan ifadeleri böyle çok geçerdi. Yani ne kadar erkek gibi, daha doğrusu erkek gibi demeyelim. Erkek de öyle olmaz normalde de. Ne kadar bodos, ne kadar testosteron, ne kadar saldırgan, ne kadar masaya vurucuysa o kadar başarılı gibi kodlayan işte bir güç odaklı medeniyet var. Maalesef sıkıntı buradan geliyor. Bu arada şey, sen anlatırken şey dikkatimi çekti. Mesela bu Türk filmlerinde falan ya da genel olarak filmlerde ağlama sahnelerinde mesela ya da günlük hayatımız, filme de gerek yok. Mesela erkek ağladığı zaman böyle oluyor, bir saklanıyor, bir kaçıyor falan filan. Ama normalde ağlama böyledir yani. Değil mi? Yani dışarıya doğru bir şey anlatmaya çalışırsın. Çağırır hocam. Yani ağlamak bir ihtiyaçtır. Ya hocam o ihtiyaç, yani bebekler niye ağlar? Altım kirlendi, karnım acıktı, gazım var, ilgi ver. Her ihtiyaç içindir o ağlamak. İnsanlar neden ağlamazlar? Çünkü kelimeler vardır. Kelimelerle ihtiyaçlarını dile getirirler. Ama bazı duygu durumlar, kelimeler kafi olmaz, yetmez. O zaman döküleceksin de erkekler bundan mahrum kalıyorlar maalesef. Hocam evet. Özellikle bu Kadınlar Günü videolarına falan, hani kadın hakları ile ilgili çok konuşuyorum ama şunu da hatırlatma, ben erkek hakları ile ilgili, hepimiz bütün haklarla ilgili konuşuyoruz burada. Bence ağlamak erkeğin en büyük haklarından biri ve bu kültürel kod içinde bir değişim olmalı artık. Ağlamak hakkımız, engellenemez.